Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde toplum yararına program kapsamında 4 ay sürecek olan ve 75 katılımcı ile yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirme amaçlı program düzenleniyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği yapıyor. Düzenlenecek olan programa katılım sağlamak isteyen kişiler E-Devlet, Alo 170, İŞKUR E-Şube ve İŞKUR Hizmet Birimleri üzerinden başvuru yapabilirler. Liste yöntemi şeklinde değerlendirilmeye alınacak olan kişiler, toplum yararına programın kapsamına uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikler gözden geçirilerek tespit edilip programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçileceklerdir. Isparta kıymetli bir eğitimcisini kaybetti. Uzun yıllar Yalvaç'ta öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yapan Fahri Demirtaş hayatını kaybetti. Öğretmen Fahri Demirtaş hayatını kaybetti. Bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen edebiyat öğretmeni Fahri Demirtaş uzun yıllardır Yalvaç'ta görev yapmaktaydı. Aslen Denizlili olan fakat eşinin Yalvaçlı olmasından dolayı uzun yıllardır Isparta'da görev yapan Demirtaş'ın cenazesi memleketi Denizli'de defnedildi. TV32 muhabirimiz Kaymakkapı Meydanı'nda Isparta halkına Altılı Masa'nın adayı kim olmalı sorusunu yöneltti. Altılı Masa'nın adayı kim olmalıdır? Kaymakkapı Meydanı'nda Isparta halkımıza soruyoruz. Kılıçdaroğlu olması lazım. Kılıçdaroğlu olmalı diyorsunuz. Kılıçdaroğlu olsun. Kim olsun? Kılıçdaroğlu olur. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişiklik olsun. İş yapar. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş olsun. Teşekkür ederiz. Altılı Masa'nın adayı yayınma mı oldu? Olacak ya da Mansur Yavaş olacak. Kemal Kılıçdaroğlu olursa çok oy kaybedecekler çünkü. İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Ya Mansur Yavaş olursa daha iyi. Çünkü daha çok seven var. İmamoğlu'nu çok karalamaya çalışıyorlar çünkü. Ya benim görüşüm öyle. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu olmalı. Kılıçdaroğlu. Herhalde Kılıçdaroğlu olacak gibi. Teşekkür ederiz. Vallahi bilmiyoruz da Mansur Yavaş olabilir. Sizce? Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem İmamoğlu olabilir. O da biraz şey yani hani her kesimden oy aldı ya mantıken. Yani aday o sunulursa yine bir iddialı aday o olur gözüken adaylar arasında. Bence Mansur Yavaş olmalı. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ya daha adam daha oturaklı. Daha mantıklı görüyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olamaz mı? Olur ama... Ya onu kadar koy toplayamaz ya. Onun o potansiyel onun potansiyel onda yok. Yok. Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Bence belediye seçimlerinde gösterdiği ve çalışmaları, siyasete çok fazla bulaşmaması, işine bakması. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de sağ seçmen çok büyük ağırlıkta. Kılıçdaroğlu tamam çok dürüst, temiz bir adam ama İşte biraz da halkta şey olması lazım. Yani hitap etmesi mi gerekiyor? Herkes Mansur Yavaş yani. Herkes Mansur Yavaş. Uzun süren mücadele mutlu sonla bitti. Isparta'da SMA tip 1 tanısı koyulan Hafize Arya bebek için yapılan valilik onaylı kampanya sona erdi. Ve tedavi masrafı olan 34 milyon lira toplandı. Isparta'nın kenetlendiği Hafize Arya bebek için mutlu sona ulaşıldı. Hafize Arya'nın babası Eminer Yılmaz, 72 günde kampanyamız mutlu son ile bitti. Şimdi Almanya'ya gitmek için haber bekliyoruz, dedi. Kampanyaya destek veren isimler arasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen ve şarkıcı Işın Karaca da yer aldı. Davraz Kayak Merkezi'nde Işın Karaca ve Başdeğirmen sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Binlerce kişinin takip ettiği ve destek verdiği canlı yayına şehir dışında bulunan Başkan Başdeğirmen çevrim içi katıldı. Aile şimdi Almanya'ya gidecekleri günü bekliyor. TV32 muhabirimiz sordu, esnaf cevapladı. Online eğitime geçen ve bu yüzden memleketlerine giden öğrencilerin yokluğu esnafı bakalım nasıl etkiledi. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Öğrenciler, üniversite online olunca, öğrencileri gidince, işlerinizi ne kadar etkiledi, şu an ne durumdasınız? Tabii biraz etkiledi yani, etkiledi. Çünkü öğrenciler varken daha iyiydi. Şimdi ne kadar olsa... şeyimiz düştü yani. Öğrenci buradayken ortalama günlük kaç kişi geliyordu? Şu an kaç kişi geliyor?
öğrenciler buradayken bazen 120-130 kişi geliyordu. Şimdi de 80-90, bazen çok az yani nadir 100'e çıkabiliyoruz. Şu an ekonomik durumunuz nasıl? Hani masraflarınız karnınızı karşılayabiliyor mu? Bir şeyler kazanabiliyor musunuz? Biraz. Kendi kendini çevirmeye, döndürmeye çalışıyor işte dükkanımız. Dükkan kira mı yoksa sizin? Kira. Merhabalar. Okulların tatil olmasıyla, üniversitenin tatil olmasıyla öğrencilerin memleketine gitmesi Isparta esnafı ne kadar etkiledi? Vallahi yaklaşık bir aydır bu süreç depremle, deprem sonrasında okulların tatil olması beni de birçok konuştuğum esnaf arkadaşımızı da etkiledi. Ama bunu bu dönemde absorbe edelim diye uğraşıyoruz zaten. Etkilenmemiz, etkilenmememiz mümkün değil. Çünkü Isparta hem öğrenciyle hem askerle esnafları ayakta tutan bir il. En fazla kaynağımız bu. Onların olmaması haliyle bizi etkiledi ekonomik olarak. Pandemiden çıktıktan sonra üniversitelerin tekrardan yüz yüze geçmesi ne kadar bir fark yarattı? Pandemiden sonra tabii ki yüz yüze eğitime geçmesi burada hem caddelerin bir anda dolmasına, ondan sonra dükkanların satışlarının artmasına, ekonomiyi birden canlandırmasına sebep verdi. Hem burada apartçı arkadaşlarımız var. Ben tekstil işiyle uğraşıyorum ama gıda ile uğraşan, kafe sektörüyle uğraşan, kuaföründen tutun birçok yer öğrencilerin buraya gelmesiyle birlikte ekonomilerinin daha iyi hale geldiğini, daha iyi cirolar yaptığını söylediler. Ama şimdilerde yine pandemi gibi geçmişteki pandemi dönemindeki cirolara düştük. Ama bundan çok da şikayetçi değiliz. Çünkü yaşanan bu deprem halkımızı bize derinden üzdü. Hep beraber geçeriz bu kötü günleri diye de düşünüyoruz, hayal ediyoruz, dua ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öğrencilerin gitmesiyle, üniversitenin onay olmasıyla Isparta'da işlerinizi nasıl etkiledi öğrenci olmaması? Ya biz burası köklü bir yer olduğu için daha öncesinde yani gelen müşterilerimiz olduğu için yani pek etkilendi sayılamaz. Çünkü dışarıya giden öğrenciler de buraya geldiler sonuçta. Ve daha çok yemek sepeti vesaire çalıştığımız için de pek etkilenmedik. Şu an ekonomi ne durumda? Nasıl geçimimizi sağlayabiliyorsunuz? Ne kazanabiliyorsunuz ya da kazanıyor musunuz diyelim? Yani kazanıyoruz. Şu anda kendini döndürüyor diyelim. Kış sezonu olduğu için fazla bir kazanç olmasa da yani yazın gene toparlanıyor. Buradan TV32 aracılığıyla Isparta halkımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda biliyorsunuz büyük bir deprem atlattık. Deprem dolayısıyla Isparta'ya yakın bölgeler olduğu için buraya gelen çok vatandaşımız oluyor. Yani onlara destek çıkılmasını öneririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV32 muhabirimiz sokakta EYT'yi sordu ve konuyla alakalı Ispartalı vatandaşların fikirlerini aldı. Merhaba, EYT meclisten geçti. Bu konu hakkında düşünce alabilir miyiz? Vallahi haklarımızı geri aldık. İyi oldu. Biraz daha düzenleme şey olsaydı, sen söyle, yaş sınırı koysalardı daha iyiydi bana göre. Ben de EYT'liyim ama yaş sınırı koysalardı daha güzel olurdu. Herkes hakkını alırdı yani. Size vurdu yani EYT. Evet. Teşekkür ederiz. EYT meclisten geçti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşmüyor. Hiçbir şey yerinde olduğu yok. Afganlara soracağım onları. Suriyelilere soracaksınız. Onlar işi biliyorum. EYT meclisten geç mi geçti, erken mi geçti? Benim erken yani EYT'yle bilgim yok benim sadece. Sadece şu Türkiye'nin düzelmesi lazım. Ama o da zor gibi. Teşekkür ederiz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne giderek deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve sonraki süreçte yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ve beraberindeki heyetle görüşen İSİBU Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve sonraki süreçte şehircilik ve çevre başlıklarında ortak çalışma yürütülebilecek alanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Isparta'da öğrenci servis taşımacılığı yapan Sertür Kooperatifi, deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşların çocuklarını okullara ücretsiz olarak taşıyor.
Bunun yanı sıra Kooperatif Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin öncülüğünde yardım kampanyası başlattı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda ve kooperatifler, depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Daha önce Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ile taksi esnafı bir günlük kazançlarını afetzedeler için bağışlarken, ilimizde öğrenci taşımacılığı yapan Sertur Kooperatifi de anlamlı bir kampanya başlattı. Sertur Kooperatifi'nin daveti üzerine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek depremzedeler için yapılan yardımları değerlendirdiler. Brent petrol fiyatlarına yaşanan değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Motorine bu geceden itibaren zam geliyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma da sürerken vatandaşın sıkı takibinde olan akaryakıt piyasasındaki hareketlenme devam ediyor. Son olarak motorine de yeniden 91 kuruşluk zam geldi. Böylece güncel akaryakıt fiyatları benzin 20,75 TL, motorin 21,06 TL. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV 32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.